Bugün Trabzon Aydınlık Evler Pazarı'ndaydık. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza pazardaki fiyatları sorduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Saffet Yılmaz. Peki sizce pazarda durumlar nasıl? Fiyatlar yüksek mi? Yüksek. Peki diğer zamanlar böyle miydi yoksa sadece bu sene için? Bu sene için. Peki sizce bunun sebebi nedir? Bunun sebebi ekonomi sıkıntılar. Artı milletin, vatandaşların köyden şehire köç etmesinden kaynaklanıyor. Köylerimizde adam yok, üreden yok. Üreden adam da sana bunu üredir, bunu sana bedava yollayıp da bedava sana ye diyemez. Muhakkak üredim bir mal çok olursa ucuz olur, az olursa pahalı olur. Biz de bunun acılarını çekiyoruz. Herkes yatıyor, hazır bekliyor. Sabahın 5'inde ben kalkacağım, getireceğim. Adam saat 11'de kalkıp gelecek pazara, bana maydanozu 1 liraya ver. Köyün var mı? Var. Üretiyor musun? Üretmiyor musun? Benim köyüm 2000 nüfuslu, bakılan inek sayısı 2 tane. Bu üretim olmayınca fiyatlar tabii ki böyle olacak. Başka ne olsun yani? Peki pazarda fiyatlar nasıl? Sizce normal mi? Yüksek. Yüksek. Ama yüksekliğini yani Normal karşılıyor musunuz yoksa diğerleri gibi siz de bu konuda şikayetçi misiniz? Her vatandaş gibi ben de şikayetçiyim yani bu durum. Yani satan için de sıkıntılı, alan için de sıkıntılı yani. Öyle bir durumdayız yani şu an. Peki diğer zamanlar oranla daha mı azalıyor mesela gelen müşteriler falan? Ya gelmese bile alım gücü düşük olduğundan azalıyor yani. Alacağı da 2 kilo alıyor, 1 kilo. 1 kilo alacağı da 500 gram alıyor. Bir asgari ücretten bahsettiler. 2 milyar 20 milyon oldu hesapta. Muhabbet önce daha iyiydi. Yani bu zamlar hiç halka bir şey yansımadı yani. Kimsenin alım gücü yok. Adam geliyor 2 tane turup alıyor. 1 tane turup istiyor. Yarım kilo pırasa. Bu işe bir atması lazım. Öyle büyüdük, şöyle büyüdük. Çıkayı konuşuyor ama ortada hiçbir şey yok yani. Gelip adam pazarlık ödüyor. 3 tane alsam 2 lira olur mu hesap et yani. 1 milyonluk marla alamıyor adam vatandaş. O duruma geldi yani. Biz de mağduruz. Ya akşamüstü gelmeye başlaya pazarak yani çöpten bir şey toplayalım da alalım yiyelim yani. Durum o duruma geldik yani. %50. Ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz yani. Düşünebilir misin? Pırasa 3 liraydı şu an 6 lira oldu. %100 koydu üstlerine. Hem de mevsim olduğu halde yani. Nasılsınız? İyiyiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Ayşe. Peki pazarda durumlar nasıl sizce? Fiyatlar yüksek mi? Ne bileyim, normaldir. Normal mi karşılıyorsunuz siz? Normal karşılamıyoruz yani. Fiyatlar üstecek. Teşekkür ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? Güliter. Peki alışveriş yapıyorsunuz da sizce fiyatlar normal mi yoksa yüksekler? Yüksek tabii ki de. Yüksek. Peki normal diğer ya. Zamanlarda böyle miydi? Yoksa yani, bu aralar mı? Yüksek ama yani üreticiyi de düşünmek lazım. Çünkü çok zahmetli. Ben bu işi yaptım yıllardır biliyorum. O yüzden onlara beni çok görmüyorum. Mecburi almamız gerekiyor. Benim ismim Mehmet, ekmekçi. Peki pazarda fiyatlar nasıl sizce, normal mi? Normaldir kardeşim, israf olduğuna göre normaldir yani. Bizim yani Allah'a hamdolsun ya, her şey bol. Bol olunca israf oluyor. İsraf olunca normaldir fiyatlar yani. Fiyatlar iyi. Fiyatlar iyi. Abi çok güzel fiyatlar abim olsun. Bizim insanımıza bu bile şükretmediği halde haz iyidir yani. Ama genelde fiyatlardan yüksek olduğu konusunda şikayetler oluyor. Ya şikayet eden o şimdi azlığından, fazlalığındandır o şikayet eden. Anladın mı? O şikayet eden fazlalığındandır. Sabahtan gelip görsen ekmek adam alacağına bir ekmek, 2 tane ekmek alıyor, yarısını çöpe atıyor. Yani bu israf ne oluyor? Ucuz ekmek demek ki. Her şey ucuz, hamdolsun. Sizce pazardaki fiyatlar yüksek mi? Pazardaki fiyatlar yüksek değil, el yakıyor. Millet elini uzattığı zaman abi hemen geri çekiyor onu. Ya. Sizce bu durum neden kaynaklanıyor? Bu durum neden kaynaklanıyor? Bu durumun kaynaklanması çalışmamazdık. Biraz da devletten de kaynaklanıyor. Ama genelde diğerleri israf olarak şey yapılar bunu. İsraf vatandaşlar nedir? İsraf ediyor. Millet bunu da yemiş israf etsin. Neyin israf edecek? Ağzına lokmayı koy da dişinin arasında biraz sakla ki akşama da onu yesin. Neyin israf edecek? İsraf nerededir? Ben israf bir şey görmedim. Siz de ekonomiden kaynaklanıyor. Ekonomiden tabii kaynaklanıyor. Adam 3 lira veriyor, 15 lira alıyor. Sigortalar nedir? Bağkurum benim ödenmemiş duruyor. Benim bağkurumu gitsin ödesin. Öyle de ona. Selam mı söyle. Peki bugün işler nasıl, az mı? Şükür olsun. Bugün işler nasıl bak. Bugün işler nasıl? Bugün yağmur yağıyor. Avda bir tane müşteri var mı görüyor musun? Tut tut. Tut abrayı da göster. Tut kardeşim. Bak bir tane müşteri var mı burada? Tut. Türkiye'nin hali bu. Türkiye sesimizi işitsin. Abi pirasayla diyeceğim onları pazara gelsinler. Peki sizce pazarda durumlar nasıl? Fiyatlar yüksek mi? Çok yüksek.
yani. Şu anda peki diğer zamanlarda böyle miydi, sadece bu sene mi böyle? Yani bu sene böyle. Bir de şu soğuk kardan dolayı daha da fiyatlar artmış yani. Hı. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor işler bugün? Beklediğiniz gibi mi? Pek değil. Pahalı maalesef mı? Evet. Satamıyor musunuz? Her şey çok pahalı maalesef. Yani... Peki 3 ay önce falan yine böyle miydi, yoksa bu aralar mı böyle fazla olmaya başladı? Ya bu 2-3 haftadır bu şekilde maalesef. Ürün çok pahalı geliyor. Yani az olduğu söyleniyor ürünün, o yüzden, ama bilemiyoruz biz de. Peki, sağ olun. Nasılsın teyzeciğim? İyi canım, sen nasılsın? Nasıl gidiyor işler? İyiyim, sağ olun. İyi, Allah'a şükür. İyi, beklediğiniz gibi mi bugün satışlar? Biraz piyasa bozuk. Mal pahalı, alım gücü düşük. Ama Kenya'da çalışma yok, biliyor musun? Bugün öyle de hiç çalışma yok. Sade Bafra'da, Mersin'den gelen mal da işte böyle olur. Çalışma yok. Bizim Karadeniz'de zebze yok. Yapma yok yani. Bitti, burada bitti. Sade bina. Kazanıyoruz ama ekonomi bozuk. Ekonomi bozuk. Çok sağ olun. Siz de sağ olun balım. Bilebilir miyim? İsim Feyzullah. Peki satışlar nasıl? Allah'a şükür iyi gidiyor. Müşterilerimize kaliteli ürün satmak için köyden buraya iniyoruz. Çayır bağı, süt ürünleri. Siz kendiniz mi geçiyorsunuz? Evet, kendi ineklerimden. 4 tane sağım, sığırım var. Onlardan sağdığım sütü sabahtan burada gelip vatandaşa sağlıklı, sıhhatli olmasını temenni ediyorum. Peki fiyatları nelerdir bunların? Efendim 3 kilo süt 12 lira. Pırıl pırıl, tertemiz, sağlıklı süt içelim. Hastayım, arsa kuru tuttu beni de. Ha, bu soğuklarda tabii satıyorsun. Ya. Ne yapalım, ne edelim oğlum? Peki satış var mı? He? Satış var mı? Satabiliyor musun? Satış da yok ama işte idare ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? Ümit Keskin. İşler nasıl gidiyor? Satış var mı? İşler orta şeker gidiyor. Bak pazarın geneline bakın. Her tarafta bak, şöyle kameraya bir çevirin. Bak sebzeci 1, sebzeci 2, sebzeci 3. Her taraf meyveye döndü. 10 liradan aşağı sebze yok. Pazarda meyveden başka bir şey yok. Halk sebze yiyemiyor yani. Karnabahar, brokoli ne arasın? 10 lira, 8 lira. Havuç 5 lira, 7 lira. Ha, ıspanak orada görüyorsunuz. Bağları 5 lira. Geldiği gramı da yarım kilo. Yarım kilo 5 lirası, kilosu 10 lira. Halkın sebzeden dolayı bizim şikayeti var. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama sebze alıp satamıyoruz. Herkes meyveye döndü. O yüzden bundan dolayı devletten artık gereğini yapmasını diliyoruz. Peki fiyatlar nedir mesela narın kilosu? Şu an yüksek olan, biz en ucuz almak için uğraşıyoruz. Mandalina 2,5. Başkanım dediği gibi. Sadece petrolde mazut parasından bizi 1000 lira biner üstüne. Portakal 2 lira. Elmalar 2,5. Hale gidin, hale gidin, böyle canlı görüntü yapın. 3 lira elmalar. Gidin sonra yere 3 lira. Bir tek nar pahalı 5 lira. 5 lira 4 liraya veriyoruz. Yine 4 liraya da kaçırmıyoruz. Armut 2,5. Yani muz 5 lira. Meyve ucuz. Meyveden bir şikayet yok. Ama halk tarafından dediğim gibi sebzeden büyük şikayet var. İsminizi öğrenebilir miyim? Gökmen Emirzioğlu. Trabzon Pazarcılar Odası Başkanıyım. Bu esnafında başkanıyım. Bilindiği üzere Türkiye'de hava muhalefetlerinden dolayı sebze meyve fiyatları biraz yüksek. Doğrudur. Niye doğrudur? Çünkü seraların birçoğu sel felaketinden dolayı telef olmuştur. Üstelik bir de nakliye bindiği için biraz fiyatlarımız yüksek gözüküyor ama bugünkü ekonomik şartlara bakıldığı zaman 10 kuruş 15 kuruş karlan mal satılıyor Trabzon pazarlarında. Yani sizce normal diyorsunuz yani şu anki normalin fiyatları. Altında. Bak normalin de altında şu anda. Esnaf zarar ediyor. Şu anda esnaf gerçekten zarar ediyor. Çünkü şu mal yerinden çıktığı zaman şu mal sadece 750 lira buna işçilik biniyor. 250 de nakliye biliyor buna. 1000 lira zaten yerinden bunun şeysi var. Bunu üreten de bir şey kazanacak. Bunu satan da bir şey kazanması lazım. Bak şu şekilde arabanın üstüne bindiği dakika 1000 lira masrafı var. Trabzon'a gelene kadar 1000 lira masrafı var. Üreten de bir şey kazanacak bundan. Bir de sel vurmuş oraya, afat vurmuş. Yetişmiyor, ürün yetişmiyor. Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor. Bir Antalya'ya kalmış Türkiye'nin sebze yeri, bir Antalya'ya. Yetişmeyince ne oluyor? Rağbet olunca da, istek tutulanında da fiyat otomatikman yerinde yükseliyor. Bugün ıspanak Trabzon pazarında 5 lira 6 lira.
Bak 5 lira 6 lira. Peki yaza doğru yükselecek mi bunlar? Yaza doğru düşüş olacak. Bak yaza doğru düşüş olacak. Yükselişli değil, düşüş olacak. Niye düşüş olacak? Çünkü Adana'da yetişiyor, Mersin'de yetişiyor, İmda'da. Türkiye'nin birçok yeri yetişince ne oluyor? Otomatikman fiyatlar düşecek. Şu anda ihracat mevsimi. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine, örnek veriyorum Rusya'ya, bugün Irak'a, Suriye'ye devamlı mal gidiyor. Nereden gidiyor? Potansiyel olan Türkiye'den gidiyor. Gittiği için de ne yapıyor? Otomatikman istek olunca, talep olunca fiyat otomatikman kendisi çıkıyor. Yani burada stokçunun, mutokçunun öyle bir şeysi yok. Yani şeysi yok yani. O yüzden şu an bak mandalina 2,5 lira bak. Görüyor musun mandalina? Bak bugün şu mandalinanın sadece 1000 lira şeysi var. Bak 1000 lira masrafı var. Kamyonun üstüne bindiği yerde 1000 lira. Bak 2,5 lira. Üreticiden de 1,5 liraya alınıyor bu mal. Ne yaptı? 2,5 lira zaten kamyona binmiş oluyor. Bak bugün pazardaki 2,5 liraya satıyor bunu. Burada zarar eden kim? Zarar eden komisyoncuyla esnaf. Kazanan halk.